Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. 5. turun analiziyle karşınızdayım. Rakibimiz bu sefer büyük usta Hindistan'dan biri. Büyük usta Sahaj ya da Grover. Artık bilmiyorum nasıl okunuyor. 2647 puanı var. Açıkçası bir büyük ustaya göre çok fazla değil. Ancak bazı büyük ustalar çok fazla internette oynamıyor. Bizim 2809 puanımız varmış. Yani genel olarak yine maça kazanmak için çıkıyoruz arkadaşlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz da hani favori olarak biziz maçta. Onu söylemek istiyorum. E4 ile başlıyorum. E4 ile başladıktan sonra rakibim Karakan açılışı tercih ediyor. Karakan açılışı D4, D5. E5 sürüyorum. İlerleme varyantı C5 sürüyor rakibim. D çarpı C5 aldım. E6, file 3, at D7, fil B5 almasın diyorum bu piyonu. Fil B5 çıkıyorum. At E7, at F3 piyonumu korudum. At F3'ten sonra at F5 oynuyor rakibim. At F5'e fil F4 dedim ki ben bu piyonu korumak istiyorum. Sen bunu alabilirsin. Fil çarpı C5. Kısa rok. Kısa rok. Ve filimi de artık geri döndüm. Dedim ki bu at çok iyi bir yerde değil. Duruma göre vurup buradan piyon kazanmak isteyebilirim. Ya da rakibim atı falan çekerse fil H7 gibi temasal fedalar olabilir. Rakibimiz vezir B6 hamlesini tercih etti arkadaşlar. Burada ben fil çarpı F5 aldım ama bilgisayar hamlesi at C3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ya bunlar çok tabii küçük detaylar. Fil çarpı F5'ten sonra E çarpı F5 at C3 ver diyorum D4'ü. D4 oynarsa at A4 at çarpı C5 var o yüzden mantıklı değil. Vezir çarpı B2 oluyor rakip at çarpı D5. Bu pozisyona baktığımızda taşlar şu an eşit. Rakibimizde fil çifti var ama daha taşları tam çıkmadı. Bizim D5'te çok kuvvetli bir atımız var arkadaşlar. Tahtanın ortasında. Doğal olarak rakibimiz at B6 oynayarak bu atı kaldırmak istiyor. Ve burada çok önemli bir hamle yapıyoruz. At C7 arkadaşlar. Bu at C7 hamlesi rakibi kale B8 oynamaya zorluyor zaten. Kale B8'den sonra yine süper bir hamle. E6 diyorum ki ben bu çaprazı açacağım. Atı çekeceğim bir yere. Şu an B5'i öylesine gösterdim ve sonra senin kaleni saldıracağım diyorum. F çarpı E6. F çarpı E6'dan sonra bilgisayarın önerdiği hamle fil E5 ancak ben kaleye 1 oynuyorum. Diyorum ki at E6 almayı istiyorum şu an. Rakibim vezir B4 oynuyor ve bu bir nevi hata. Ya şimdi artık at çarpı E6 gönül rahatlığıyla alabilirim. Fil çarpı E6. Fil çarpı B8 ve rakibimiz burada fil D5 oynuyor arkadaşlar. Şu an pozisyona baktığımızda bir kalite öndeyiz arkadaşlar ve ben burada hata yapıyorum ve burada fil C7 oynuyorum. Şimdi bu hamle niye hata arkadaşlar? Çünkü burada bu piyonu alabilirim zaten. Al fil çarpı A7. Bir tane daha piyon kazan. Artı atı vurmayı istiyorsun şu an. Sonra devamında fili almak istiyorsun. Atı da vur file. Hem kalite hem piyon öndesin. Sonra yavaş yavaş kazan yani. Ben fil A7'yi görmedim açıkçası. Fil yani buradan geldiğim için bu çaprazdan bir yere bakıyordum. A7 piyonun boşta olduğu aklıma gelmedi. Fil C7. Ve rakibimiz fil C6 oynuyor. Fil F2 alıp güzel bir şekilde taktik atabilirdi bu arada bize. Görmedi o da. Fil C6. At E5. Şimdi bu at E5 oynadıktan sonra dedim ki dedim ne gerek vardı. Buna şimdi rakibim fil F2 hamlesine izin verdim. Çünkü burada fil F2'den sonra başka bir şey yapmazsa pozisyonunun kötü olduğunu anlamıştım arkadaşlar. Maç esnasında fil çarpı F2, şah çarpı F2 premove yaptım. Rakip düşünürken yani. Bakın sürem artıyor. Vezir C5 şah. Vezir C5'ten sonra şah F1 ve fil B5. Şimdi bakın rakip hem şah çekti hem de taşım geri alacak. At D3 vezir çarpı C7 ver diyor H2 ve tabii ki hem şahla açmazdan çıkıyorum hem de piyonumu korudum. F4 sürdü rakibim. F4'ten sonra kale F1 F3 tarzı hamlelere izin vermek istemiyorum. Bundan sonra rakibimiz at C4 oynuyor. Güzel hamle. Ver diyor burayı. Ver diyor burayı. Ancak bu hamlenin şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Burada kale çarpı F4 alabiliyordum. Kale F4. At F4'ten sonra vezir çarpı F4 alırsa burada beyazlar yanlış hatırlamıyorsam şah çekip kale F7 kale F1 oynuyordum da. Yo burada direkt vezir F7'ye fil alıyorum zaten. Şah H8'e şah F8'e arkadaşlar şah çekip kale F1 oynuyorum. Çünkü burada şöyle bir detay var. Eğer burada kale F1 oynarsam bakın dikkat edin. Vezir çarpı F1 ve at E3'ten sonra vezir kaybediyorum ve oyunu kaybediyorum. O yüzden bir tane şah çekmek önemli. Şah H8'e vezir D8 şahtan sonra da son sıra matı oluyor. Bunu tabii ki bir liste görmek zor arkadaşlar. O yüzden ben burada
At C4'e Vezir F3 oynamışım. Hemen Vezir F3'ten sonra rakibim at D2 gelip çatal attığını zannediyor. Ancak bu büyük bir hata ve Vezir D5 şahtan sonra fil kazanıyoruz arkadaşlar. Ve buradan sonrası çok da zor değil. İşte birazcık vezirim geri dönüyorum ki süre kazanayım vesaire diye. Piyonu alıyorum, şah çekiyorum ve vezirleri de değişiyorum. Rakibim burada oyunu terk ediyor çünkü at geri kalacak ve at öndeyken oyunu kazanmak çok kolay. Ve rakibim burada oyunu terk etti. Yani dediğim gibi GM'lerle oynarken hani büyük hatalar, işte ben hata yapıyorum, o hata yapıyor vesaire, böyle büyük hatalar oluyor ama alttan oyunculara oynarken genellikle kendimi bilgisayara karşı oynamış gibi hissediyorum arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like atarak destek olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.